Bugün satranç tarihindeki en büyük rekabetlerden birini konuşacağız. Karpov ve Kasparov arasında rekabet. 1975 yılında Fischer'ın final maçına çıkmamasıyla dünya şampiyonu olan Karpov, 1984 yılına kadar oynanan iki dünya satranç şampiyonasında kazanıp dünya şampiyonu ünvanını korumuştu. 1984 yılına gelindiğinde ise Karpov'dan 12 yaş küçük olan Kasparov 21 yaşındayken ilk kez Dünya Kupası maçında Karpov'la oynayacak ve büyük rekabet böyle başlayacaktı. Dönem kurallarının farklı olmasından dolayı kafanız karışmasın diye bir ön bilgi vereyim. Finalde oynanabilecek oyun sayısı sınırı yoktu ve 6 galibiyet alan yeni dünya şampiyonu olacaktı. Final maçı Karpov için çok iyi başlamıştı. İlk 9 oyunda 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Sonraki 17 oyun da beraberlikle sonuçlandı. 27. oyunda Karpo bir galibiyet daha aldı ve durum 5-0'a geldi. Karpov'un dünya şampiyonu unvanını korumasına sadece bir galibiyet kalmıştı. 32. oyunda Kasparov ilk galibiyetini aldı. Bu galibiyetten sonra 14 kez daha berabere kaldılar. 47 ve 48. oyunları arka arkaya Kasparov kazandı ve durum 5-3 olmuştu. Karpov günden güne eriyor ve doktor gözetiminde maça çıkıyordu. İki taraf da oyuna devam etmek istese de FIDE Finalin birkaç ay içerisinde kurallar değiştikten sonra tekrarlanacağını duyurdu. Sebebi sporcu sağlığıydı. Karpov maçların oynandığı sürede 10 kilo vermişti. Düşünerek verilen tam 10 kilo. 1 kilogram vermek için ortalama yakılması gereken kalori miktarı 7700. Hiç kalori almadığını varsayarsak bile 10 kilo için 77 bin kalori yakması gerekiyordu Karpov. Günde ortalama bir erkeğin aldığı kalori miktarı 2500'müş. Oyunların sürdüğü 151 günde toplam 377.500 kalori aldığını varsayarsak, bu sayıyı fazladan vermesi gereken kalori miktarı olan 77 bin ile toplarsak 454.500 kalori ediyor. Bir futbolcu 90 dakikalık bir maçta 1350 kalori yakıyor. 151 günde 280 maçı 90 dakika boyunca oynaması gerekiyor. Bu da 166 dakikalık futbol karşılaşmasını 151 gün boyunca aralıksız oynaması anlamına geliyor. Beyin gerçekten çok garip. 1985'te tekrarlanan final maçında kurallar değişmişti. Toplam 24 oyun oynanacak ve puan alarak önde bitiren yeni dünya şampiyonu ilan edilecekti. 24 oyun beraberlikle biterse eski dünya şampiyonu ünvanlı korumuş sayılacaktı. Eskiden de olduğu gibi beraberlikte iki tarafta yarım puan alırken kazanan bir puan alacaktı. Karşılaşma 8 Şubat 1985'te tekrar başladı. İlk 5 oyunda sadece 2 beraberlik olmuştu ve Karpov 2-1 öndeydi. Sonraki 5 maç berabere bitti ve 10. oyunu Kasparov kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. 23. oyun bittiğinde Kasparov 12 11 öndeydi. Karpov kazanırsa durumu 12-12 yapacak ve kurallardan dolayı ünvanını koruyabilecekti. Son maçta Karpov'un hatası nedeniyle tahtanın görünümü şöyleydi. Kasparov'un yaptığı iki hamle sonucunda Karpov oyunu terk etti. İsterseniz bir süre videoyu durdurup çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Kasparov doğru hamleyi buldu ve 13-11'lik skorla yeni dünya şampiyonu oldu. 1986 yılında dünya şampiyonu olan Kasparov'un karşısına çıkmaya hak kazanan ünvanını elinden aldığı Karpov'du. Kurallar aynıydı, 24 oyun oynanacaktı. 16. oyunun sonunda Kasparov 9 altı buçukluk bir üstünlük sağladı. 22. oyunu kaybeden Karpov ünvanını rakibinin elinden alamamıştı. Ve Kasparov dünya şampiyonluğunu bir kez daha ilan etmişti. 1987 yılında kurallar aynıydı. 24 oyunda fazla puan alan dünya şampiyonu olacak, Beraberlik durumunda eski ünvan korunacaktı. 22. oyunun sonunda durum 11-11 23. oyunda Karpo beyaz başladı ve kazandı. Durum 12-11 oldu. Kasparov'un kazanması halinde kurallar gereği dünya şampiyonluğu korunacakken beraberlik veya kaybetmesi halinde ünvanını kaybedecekti. Kasparov beyaz başladı ve kazandı. 4. kez karşılaştıkları finalde bir oyun tamamlanamazken 3 oyunda Kasparov kendinden 12 yaş büyük dünya şampiyonunu yenmeyi başarmıştı. 1990 yılında oynanan finalde de durum değişmedi. 12 11.5 11 buçuk Kasparov kazandı ve ünvanını korudu. Fide'nin maddi açıdan oyunculara hakkını vermediğini düşünen ve birkaç farklı konuda Fide ile anlaşamayan Kasparov, Dünya Şampiyonu maçlarını yönetecek kendi derneğini kurdu. Profesyonel satranç derneği. Bu dernek ve Fide arasındaki çekişme 1993-2005 yılları arasında satranç dünyasında çift başlılığa neden oldu. Karpov ve Kasparov ikilisi Dünya Şampiyonu maçında bir daha rakip olmadı. Karpov, FIDE'nin düzenlediği turnuvalarda ard arda 3 kez finale yükseldi. Finallerde 1993'te Timman'ı, 1996 yılında Kamski'yi ve 1998'de Anand'ı yenerek 1999'a kadar dünya şampiyonu oldu. FIDE 1999 turnuvası öncesinde kurallarda bir değişikliğe daha gitti. Artık eski dünya şampiyonuyla oynamak için turnuva düzenlenmeyecekti. Dünya şampiyonu turnuvaya her seferinde en baştan katılacak ve ünvanını korumak için karşısına çıkan tüm rakiplerini yenmek zorunda kalacaktı. Karpo bu kural değişikliği sonrasında turnuvaya katılmayı reddetti. Diğer tarafta Kasparov ise 1993'te Short'u, 1995'te Anand'ı yenerken 2000'de Kremlik'e kaybetti. 1996 2016'da Kasparov dönemin en iyi satranç motoru olan Deep Blue'yu 4-2 ye yenerken sonraki sene Romanş'ta 3.5'a 2.5 kaybetti. 2009'da oynanan maçı saymazsak 5 Dünya Şampiyonası finalinde birbirlerine karşı oynadıkları 144 oyunda Kasparov 21'e 19 galibiyetle üstünken 104 kez berabere kalmışlardır. 2009 yılında rekabetin 25. yılına özel Valencia'da tekrar karşı karşıya geldiklerinde Kasparov Bilis'te 6-2, Rapid'de 3-1'lik bir üstünlük sağladı. Anlayacağınız bu Dünya Şampiyonları gerçekten garip adamlar. <laughs> It's all over. Put your on. What's the Queen? Kasparov 2011 forum açılış konuşmasında başarımın sebebi olarak hep muhteşem hafızamın olması öne sürüdür. Ama bir de karıma sorsunlar bakalım kaç doğum gününü hatırlamışım derken Karpov ise yakın geçmişte Bursa'ya gelip simültane maçlar oynamış ve ne gelişi ne gidişi gösteriş içinde olmuştur. Kasparov şu anda Amerika'da İnsan Hakları Vakfı'nın başındayken Karpov ise Rusya'da hayatına devam ediyor.